Güneş İmparatorluğu'nun son kahramanları. Hay, arigato gozaimasu. Patrick. Oy! Yine yanlış bir şeyler söyledim galiba. Dünyanın en kalabalık sokakları. Aynı anda kaç bin kişi karşıya geçiyor bilmiyorum. Geleneksel danslar. İnsansız çalışan lokantalar. Bizden sonra geldiler, siparişleri önden geldi. Nasıl oluyor bu? Garson yok mu? Nerede garson? Garson yok. Sıra dışı bir kültür. Manga, anime karakterler, bunların hepsini Harajuku'da çok daha yakından tanıyabilirsiniz. Birer sembole dönüşmüş yapılar. İş birazcık sosyal medya, estetik olunca bu kapılar oldukça popüler hale gelmiş. Ve Asya'nın uzak ucunda unutulmaz bir gemi yolculuğu. Liman günlüğü Japonya'da. Liman günlüğünden Japonya'dan herkese merhabalar. Ben Sinan Kunter. Cruise gemisiyle Pasifik Okyanusu'nda çıktığımız yolculuk bugün Japonya'nın Sakata kentiyle devam ediyor. Liman günlüğünü önce Japonya Sakata'da yazacağız. Bu kenti birazcık yakından tanıyacağız ve aynı zamanda Japonya'nın bazı diğer kıyı kentlerini birlikte gezeceğiz. Ardından başladığımız noktaya Tokyo'nun Yokohama Limanı'na geri dönüp Japonya'nın başkentini dolaşacağız. Hazırsanız liman günlüğünü yazmaya başlayalım. Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan cruise gemisi yolculuğunda Toba ve Takamatsu uğradığımız ilk limanlardı. Geminin rotasındaki dördüncü limansa Güney Kore'nin Busan kenti oldu. Ardından yeniden Japonya kıyılarına dümen kırdık ve Sakai Minato'ya geldik. Ve şimdiki durağımız ülkenin kuzeyinde yer alan Sakata. Bugün yeni bir limandayız, Sakata'dayız. Evet, ilginç bir ismi var. Sakata gelmeyelim diye uğraşırız ama bugün hakikaten Sakata'ya geldik. Birazdan şehri gezmeye başlayacağız. Japonya'nın diğer büyük şehirlerine oranla bir parça ufak bir yer burası. Yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusu var. Hadi gelin Sakata'yı keşfetmeye başlayalım. Gittiğimiz hemen her limanda bizi yerel kostümleriyle böyle animatörler karşılıyor. Bakın onlarla da bir hatıra fotoğrafı çektirelim. What's this? Ragai. Ragai? Ragai. İşte öğrendik. Arigato gozaimasu. Japonya'nın batı kültüründen tamamen uzak kalmış bu şehrinde ülkenin gerçek kimliğini tanıyabileceğiniz pek çok yer var. Yağmurdan kaçınmak, bir de ufak mola vermek için geleneksel bir Japon çay evine geldik. Arkamda görüyorsunuz bir parça turistik bir yapısı da var buranın. Çünkü gelen kişilere geleneksel Japon halk danslarından da gösteriler sunuyorlar. Gelin hem içeri gezelim hem de bu dans gösterisini izleyelim. Şimdi geldiğimiz çay evinin girişinde bakın bizi geleneksel kıyafetleriyle Japon hanımefendiler karşılıyor. Yüzlerine çok beyaz bir pudra sürmüşler ve geleneksel de bir makyaj yapıları var diyebilirim. Saçları da çok havalı bakın, çok süslü. Kıyafetler aynı şekilde. Gozaimasu. İşte gördüğünüz gibi fotoğraf bu. Hadi gelin içeri bakalım.
Başka neler göreceğiz? Arigato gozaimasu. Japonya'nın başta Kabuki tiyatrosu olmak üzere oldukça zengin bir sahne sanatları kültürü var. İzlediğimiz dans gösterisi bu zengin yapının küçük bir bölümü olsa da Japon sahne sanatlarının tarzına dair önemli ipuçları veriyor. Bu kısa performansın ardından Sakata sokaklarını gezmeye başlıyoruz. Kent merkezine geldiğimde de beni bir samuray karşılıyor. I'm Turukko. 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 Bizde de Osmanlı tokadı var. Japonya Sakata'da yalandan samuray da olduk. Tabii ki benden samuray olmaz. Çok büyük bir özveri istiyor, eğitim istiyor. Kılıç bir kere çok ağır. Ama buradaki turistik gelenek icabı samuray kostümünü giydik, kılıcı elimize aldık. Ne demişler? At binenin, kılıç kuşanın. Kochi o itatuki wa, watashi wa, anata o kirimasu. Dochi ni katana wa aru ka desu. Aa. Vallahi işte Japonca'dan yine sınıfta kaldım burada. Maalesef Japonca bilmediğim için beyefendi bana ısrarla anlatmaya çalışıyor ama maalesef anlayamıyorum. Hay, arigato gozaimasu. Patti mi? Oy! Yine yanlış bir şeyler söyledim galiba. Samuraylar hakkında daha fazla bilgi alacağız ama bu konuyu bir sonraki limana bırakıyorum. Sakata'da şimdi ziyaret edeceğimiz yer Japonya'da çok ünlü olan Kaikoji adlı tapınak. Sakata kentindeki Kaikoji tapınağındayız. Burası tüm Japonya'da ünlü bir tapınak. Çünkü içinde yaşayan iki tane Buda mumyası var. Genelde iki tane birden mumyanın zor görüldüğü söyleniyor. O yüzden burası bir parça tüm Japonlar için veya Budistler için bir parça daha kıymetli. Burada İngilizce konuşan bir rehber bulduk. Kendisinden yardım istiyoruz. Yes, what's the meaning of this evet, area? Evet, bu bölümün anlamı nedir acaba? Bu alan mutluluk bölümüdür. Bunlar iyi ruhlar, bunlar balıkçıların ruhları. Bu çekiçse bir mutluluk aracıdır. Dışı tanrıyı, içi parayı çağırır. Bu şekilde yapınca da 1, 2, 3... Ve ben zengin bir adamım. Zengin oldunuz öyle mi? Happy item. Şimdi para herkese lazım, bana da lazım. Madem böyle bir ritüel var, belki tutar diyerek bakalım ben de yapayım. Turukko! Turukko! Merhaba Türkiye! Pasifik Okyanusu'nda yol alırken gemide yapabileceğim pek çok şey var. Bunlardan biri de sahne gösterilerini izlemek. Dünyanın çeşitli yerlerinde seyahat eden kruz gemileri var ve bu gemilerde de çeşitli milletlerden insanlar çalışıyor. Tabii bunlar arasında en çok dikkat çekenler sahnede gösteriler yapanlar oluyor. Ve biz de şu anda bizim Japonya kıyılarında seyahat ettiğimiz geminin
gösteri salonundayız. Burası yaklaşık 1000 kişilik profesyonel bir salon ve şu anda da yanımda gemide gösteri yapan kişilerden biri var. Daniel K. Kendisi İspanyalı bir illüzyonist ve onunla gemideki gösteriler hakkında bir parça sohbet edeceğim. Gemide çalışmanın nasıl bir şey olduğunu öğreneceğiz. Merhaba Daniel, nasılsın? Merhaba, sen nasılsın? Her şey yolunda. Seni burada görmek çok güzel ve gösterin görülmeye değer. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Bize öncelikle yolcu gemilerinde çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlatır mısın? Tabii sen nasıl başladın onu da merak ediyorum. Bu işe çok daha küçük deniz araçlarında, feribotlarda başladım. Bir süre sonra küçük kruz gemilerinde. Ama gerçek anlamdaki ilk yolcu gemisi tecrübem bu gemilerde oldu. Açıkçası işimi gemilerde çalışmayı çok seviyorum. 6-7 aylık ya da daha kısa kontratlar yapıyorum. İşimi sevmemin birinci nedeni illüzyona olan tutkum. Gemilerdeki sahnelerde de gösterimi en iyi şekilde sergilemeye şansım oluyor. Ses, ışık ve diğer her şey en son teknoloji. Ve tabii bir de seyahat tutkum var. Gezmeyi, dünyanın farklı kentlerini, insanları, kültürleri tanımayı çok seviyorum. Diferentes culturas de diferentes países. Bueno, Daniel, hay muchas personas desde. Daniel, gemide çok farklı ülkelerden izleyicilerin oluyor. Onlarla nasıl iletişim kuruyorsun? Gösterinin nasıl bir dili var? Yo hace 5 años hice mi primer crucero en Asia. 5 yıldır Asya ülkelerini dolaşan gemilerde sahne alıyorum. Şimdi de Japonya'dayım. Açıkçası bu ülkeyi, geleneklerini, insanlarını ve kültürünü çok seviyorum. Tatil için kendi ülkeme döndüğümde Japonca öğrendim ve gösterimi de buraya göre uyarladım. Seyirciler illüzyona bayılıyor. Burada bir denge tutturmak lazım. Çünkü seyirciler sadece Japon değil, dünyanın her yerinden. Peki Daniel, bugüne dek yolcu gemilerinde çalışarak kaç ülke gördün ve favori rotan neresi? Estado en 38 países. 38. Todo con crucero o no, todo no. Por ejemplo, 38 ülke oldu. Hepsi gemilerle değil ama çoğu öyle. Rotalara gelince, açıkçası dünyayı gezmek hep güzel. Ama birini seçeceksem kendi ülkem İspanya'dan sonra kesinlikle Japonya olur. Kruz gemisiyle hiç bilinmeyen, bakir kalmış gerçek Japon şehirlerini görüyorsunuz. Alaska ve Güney Amerika da güzel ama ilk tercihim Japonya. Me quedaría con Japón. La verdad es que estoy enamorado de Japón. Vale, muchas gracias. Sahne gösterilerinden sonra akşam yemeği yeniyor ve ardından biraz da canlı müzikle günü noktalıyoruz. Japonya kıyılarında yeni bir güne merhaba dedik. Burası Kanazawa. Yine yağmurlu bir güne uyandık. Kanazawa zaten neredeyse yılın 365 günün tamamında yağmur olan, yağış alan bir şehir. Kışları çok sert, karlı geçiyor. Ve özellikle yaz sonu, sonbahar mevsimi de aşırı yağmur oluyor. Bugün de bizi şaşırtmadı. Yağmurlu bir hava var. Kanazawa ile ilgili gezmeye başlamadan önce birkaç bilgi vereceğim. Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı orta ölçekli bir şehir. Japon kültürüne dair benim gibi Shogun filmleriyle büyümüş nesiller için çok önemli bir izi burada barındırıyor. O da samuraylar. Gelin Kanazawa'yı keşfetmeye başlayalım. Kanazawa şehri otobüsle ulaşım için çok uygun. Burada benim de kullandığım otobüsler özellikle turistlerin kullanımı için bir ring seferi yapar hale getirilmiş. Tek bir bilet alıyorsunuz ve bütün gün bu bilet geçerli oluyor. Şimdi otobüsten indik ve Kanazawa'yı gezmeye samuray kenti olduğu için öncelikle bir samuray eviyle başlıyoruz. Gelin bakalım samuraylara dair neler göreceğiz, neler öğreneceğiz. Müzik
Kanazawa şehrinde tamamen korunmuş bir samuray mahallesi var. Bu mahalleyi bu arkamda gördüğünüz sarı kerpiç duvarlardan ayırt edebiliyorsunuz. Mahalledeki evlerin bazıları halka açık durumda ama arkamda gördüğünüz ev bir müzeye çevrilmiş ve Japonya'daki en iyi korunmuş samuray evlerinden biri olarak kabul ediliyor. İçeriye giriş 550 yen yani Türk parasıyla yaklaşık 30 lira gibi bir rakam. Gelin içeri girelim ve bakalım samuray kültürüyle ilgili bizi içeride neler bekliyor. Samuraylar için Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Yeniçeriler ya da Katolik mezhebindeki şövalyeler benzetmesini kullanabiliriz. Çünkü samuraylar Japonya tarihinde savaş alanında uzmanlaşmış, bu konuda üstün başarılar sergilemiş kişilerdi. Samuray bu kişilere verilen birer ünvandı. Samuray askerlerinin dini inancı konusunda da bilgi verelim. Bushido inancına sahiptiler ve bu ölüm korkusunu yenmiş kimse anlamına geliyordu. Ve bu inanç yüzyıllar boyunca Japon ordusu üzerinde de etkiliydi. Bunu kamikaze askerlerinden hatırlayacaksınız. Amerika ile savaşta çok önemli rol oynamışlardı. Ve son olarak da Türkiye'de de bir dönem dizisi çok popüler olan Shogunlardan bahsedelim. Shogunlar da samurayların en üst rütbeli olanlarıydı. Bir anlamda generalleriydi. Dünyanın en keskin kılıcı unvanına sahip katanalar, Samuray Müzesi'nin en ilgi çekici noktalarından biri. Bu arkamda gördüğünüz samuray kılıçları Nomura ailesi tarafından bizzat savaşlarda kullanılmış araçlar. Tabii burada samurayların kılıçları hakkında bir parça bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Japonya dışına çıkartılmaları yasak. Birinci sınıf Japon çeliğinden ustalıkla üretiliyor. Halen daha üretimi var ama çok azaldı. Üretimin azalmasındaki en büyük neden 1800'lü yılların sonunda İmparator Meiji zamanında samuraylığın yasaklanması. O dönem hem samuray kılıçları toplatıldı hem de samuray ustalarından pek çoğu işini bırakmak zorunda kaldı. Çünkü samuraylık yasaklanmıştı. İnsan bu bahçeyi, bu huzur dolu evi görünce samurayların savaşçı insanlar olup olmadığı konusunda şüpheye düşüyor. Çünkü yaşam ortamları hakikaten huzur dolu ama yaptıkları iş oldukça vahşet dolu diyebiliriz. Kanazawa'da çocukluk yıllarımda izlediğim Shogun dizisini yeniden canlandırdıktan sonra kentin tarihi dokusunu koruyan bir başka mahalleye yöneliyorum. Hi, are you taking wedding photos? Wedding photos. Oh, so congratulations first of all. Thank you. Evet, Japonya'nın Kanazawa kentinde bakın turistik yerlerde dolaşınca yeni evlenen bir çiftle karşılaştık. Bakın geleneksel Japon kıyafetleri var üzerlerinde ve ilginç de bir konu etraflarında makyözleri, fotoğrafçıları onlarla beraber geziyorlar. Onları da göstermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz mahalle Kanazawa'nın tarihi mahallelerinden biri. 17. yüzyıldan bu yana buradaki yapılar korunmuş durumda ve tabii bu otantik tarihi kıyafetlerle de gelin ve damat sanki geçmişe ışınlanıyor gibi. Thank you very much and congratulations again. Kanazawa'da sıradaki durak Omichu adlı pazar yeri. Tezgahlarda yine deniz ürünleri başrolde. Ancak bu pazarda asıl güzel olan taze balıklardan yapılmış suşilerin tadına bakmak. Yan taraftan taze balık alınıyor ve burada suşi yapılıp önünüze sunuluyor. Bakalım lezzetleri nasıl? Chris,
kruz gemisiyle Japonya kıyılarında çıktığımız yolculuğa devam ediyoruz. Kanazawa'dan artık yavaş yavaş ayrılma vakti. Bu şehirde çok güzel yerlere gittik. Samuray kültürünü çok yakından öğrendik ki benim en çok hoşuma giden bu oldu. Şimdi tekrar gemiye atlayıp Japonya'nın yeni bir limanına doğru yola çıkma vakti. Japonya kıyılarında yaptığımız kruz turunda başladığımız yere, Tokyo'ya doğru demir alıyoruz. Kruz gemisinde seyahat ederken çok çeşitli milletlerden insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bizim şu anda seyahat ettiğimiz gibi de Japon nüfus ağırlıklı ama tanıdık simalar da var, Türkçe konuşan insanlar da var. Tıpkı şu anda birlikte olduğum Ali Bey, Muzaffer Bey, Cahit Bey ve eşi Füsun Hanım gibi. Hakikaten bu kadar uzakta Türkçe konuşan insanlarla karşılaşmak büyük mutluluk oldu benim için de. Size sorayım öncelikle Muzaffer Bey, kruz gemisiyle ilk seyahatiniz mi? Benim ikinci seyahatim. Nasıl buldunuz? Çok beğendim, çok ekonomik. Venedik'ten kalkan, Akdeniz'de dolaşan bir gemiyle bütün Japonya'nın etrafını dolaşmak arasında ekonomik olarak hiçbir fark yok. Ayrıca tabii bavul açıp kapatmak da yok. Florida'da oturuyorum, Boca Raton'da. Oradan katıldım. Türkiye'den arkadaşım Ali geldi. New York'tan Cahit Bey geldiler. Hep beraber buluştuk. Tokyo'ya iki gün önce geldik. İki günde Tokyo'yu gezdik. Çok memnunuz. Çok güzel bir seyahat oluyor. Bir gemide buluşma oldu. İstanbul, New York ve Florida'dan evet. Bir buluşma oldu diyebiliriz. Peki Japonya kıyılarını gezdik. Sizi en çok etkileyen bunlar arasında hangisi oldu? Japonya'da beni en çok etkileyen şeylerden biri insanların çok tutumlu yaşamaları ve tüketici bir toplum olmaması. Japonya'nın en zengin adamının 120 metrekare bir evde yaşadığını duyunca çok şaşırdım. İnsanlar elektrik sarf etmemek için hava zifir karanlık olana kadar lambalarını yakmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi tatiller diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Vallahi sizlerle burada olmak benim için de çok büyük mutluluk oldu. Birazcık vatan hasreti gidermiş olduk. Pasifik Okyanusu'nun en güzel gün batımı manzaraları eşliğinde yol alırken akşam yemeği vakti geliyor. Büyük kruz gemilerinde akşam yemeği konusunda iki seçeneğiniz var. Birincisi birazcık daha günlük kıyafetle açık büfe salonda yemek yiyebilirsiniz. Burada çeşitli seçenekler mevcut oluyor. İkincisi de şu anda bizim burada olduğumuz gibi özel yemek salonunda yemek yiyebilirsiniz. Burada pişen yemekler menü usulü geliyor ve sınırlı sayıda özel hazırlanmış yemekler arasından seçim yapıyorsunuz. Ancak bu lokantalarda yemek yerken yapmanız gereken, dikkat etmeniz gereken bir konu var. O da birazcık daha şık giyinmek. Yani ne? Terlikle, şortla buralara giremiyorsunuz. Kadınlar mayo ile giremiyor, erkekler de aynı şekilde. Ve tabii yemek yediğiniz ortamda da böyle yan masayla ufak sohbetler gerçekleştirebiliyorsunuz. Hay, bon appétit. Kruz gemisiyle Pasifik Okyanusu'nda Japonya kıyılarında çıktığımız yolculukta bu gece özel bir gece. Kaptanın veda partisi var. Çünkü gemimiz başladığı noktaya Tokyo'nun Yokohama Limanı'na doğru yol alıyor şu anda. Bu nedenle de gemideki yolcuların hemen hepsi ceketleriyle, güzel kıyafetleriyle yemeğe katıldılar. Ve birçoğu da şu anda aşağıda partide, pistte dans ediyor. Yani anlayacağınız gemide eğlence zirve noktada. Gemide geçen bu son gecenin ardından sabah erken saatlerde Tokyo'ya varıyoruz. 9 günlük kruz gemisi seyahatin sonunda toplam 2298 deniz mili yol alıp Japonya adasının etrafında tam bir tur attık. Şimdi gemiye veda edip kendimi dünyanın en kalabalık kentinin sokaklarına bırakıyorum. İnanılmaz bir manzara. Aynı anda kaç bin kişi karşıya geçiyor bilmiyorum. Bakar mısınız şuraya? Tam bir kaos. Ama buna rağmen kaosun getirdiği bir düzen var. Kimse birbirine çarpmıyor.
ve yaya trafiği gayet iyi bir biçimde ilerliyor. Burası Shibuya bölgesindeki Scramble Cross, yani Scramble Caddesi'nin karşıdan karşıya geçiş alanı. Aynı anda dünyadaki en fazla kişinin aynı anda karşıdan karşıya geçtiği alan mıdır burası bilmiyorum ama inanılmaz bir manzara var hakikaten. Yazılarından hiçbir şey anlamadığım tabelaların arasında yürürken karşıma tam anlamıyla Japon işi bir lokanta çıkıyor. Şimdi Tokyo'da sizleri yeni nesil bir lokantaya getirdim. Burası bir sushi lokantası ama benim size asıl göstermek istediğim sushileri değil, buradaki lokantanın işleyiş biçimi. Bakın, siparişinizi bu önümdeki tabletten veriyorsunuz. Biz de şuradan iki seçim yapalım. Ve siparişiniz şu anda verildi. Önümdeki tabletten siparişimi verdim. Herhangi bir garson çalışmıyor ya da etrafta bir görevli görmüyorsunuz. Siparişiniz önünüze bu önümdeki raylı sistem aracılığıyla ulaştırılıyor. Bekleyelim bakalım, suşilerimiz hazırlansın. Bizden sonra geldiler, siparişleri önden geldi. Nasıl oluyor bu? Garson yok mu? Nerede garson? Garson yok. Ve benim siparişim de burada. İşte buyurun, diğer siparişim de geldi. Bak, işte raylı sistemle önünüze geliyor suşiler ve alıp yiyorsunuz. Bu kısa yemek molasından sonra Tokyo'nun en ünlü tapınaklarından birine konuk oluyorum. Tokyo'da pek çok tapınak var ama biz bunlardan özel bir tanesine geldik. Burası Hiye Tapınağı. Estetik açıdan burası Tokyo'nun en güzel tapınaklarından biri. Tarihi olarak da 13. yüzyıla dayanıyor. Ve şehrin koruyucusu, dağların koruyucusu pek çok tanrı heykeli var içeride. Bize bunları burada görev yapan yanımızdaki rahip, bu beyefendi anlattı. Son olarak şunu da belirtelim. Bu tapınakta özellikle sosyal medya kullananlar için çok güzel, çok estetik fotoğraf çektirilebilecek noktalar var. Gelin bir parça oraları da götüreyim size. Şintoizm'de gerçek dünya ile ruhani alemi birbirinden ayıran bu kırmızı kapılardan geçip Tokyo'da farklı bir yere yöneliyorum. Tokyo, dünyanın her yerinden insana rastlayabileceğiniz bir bölge. Bunda iki şeyin çok büyük etkisi var. Birincisi, Tokyo'daki Japon şirketlerin çok uluslu bir hale gelmesi. İkincisi ise buradaki iş imkanları. Hem Japonya içinden, hem civar ülkelerden, hem de uzak kıtalardan buraya pek çok insan çalışmak için geliyor. Tabii bir de Japonya'ya eğitim almak için gelenler var ve onlardan biriyle beraberim şu anda. Sevgili Esra bizimle birlikte. Esra burada kardiyoloji okuyan bir öğrenci. Merhaba Esra. Merhaba, teşekkür ederim. Buradaki gözlemlerine dayanarak acaba Japonlar nasıl oluyor da bu kadar uzun ve sağlıklı yaşamayı beceriyor? Bence şundan kaynaklanıyor. Öncelikle çok çalışıyorlar gerçekten. Hiçbir zaman emeklilik gibi bir dertleri yok. Çok uzun yıllar çok aktif olarak çalışıyorlar, iş yaşamının içindeler. İkincisi, onlar için hiçbir zaman amaç yemek değil. Yemek bir araç, yani o hayatı sürdürmek için bir araç. Dolayısıyla ben ona da bağlıyorum biraz. Küçük porsiyonlarla sık sık yiyorlar ve çok çalışıyorlar. Bence bu iki nedenden ötürü. Peki Esra, bize buradaki çalışma saatleri hakkında biraz bilgi verebilir misin? Nasıl bir yaşam var? İnsanlar işe kaçta gidiyor, kaçta çıkıyor? Sen nasıl bir ortamda çalışıyorsun? Şöyle,
sabah 8'de başlıyoruz biz işe. Normal resmi çıkış saatimiz 6 aslında ama kimse gerçekten resmi çıkış saatinde çıkmıyor. 9'da 10'da çıktığımız oluyor çoğunlukla. Hafta içleri başka bir sosyal hayatları yok diyebilirim. Hafta sonları bazen bir yerlere falan gidebiliyorlar ama genel olarak hep çalışma odaklı bir toplum açıkçası. Japonya'da insanların size saygı göstermesini istiyorsanız iş yerinden çok geç çıkın, patrondan da geç çıkın ve hep çok çalışın, evi unutun, iş yerini eviniz gibi düşünün diyorlar. Doğru mudur? Doğru, öyle. Zaten ev yapıları da ona göre yapılmış. Evleri çok küçücük küçücük, böyle evet, kutu gibi evlerde yaşıyorlar. Sürekli çalıştıkları için evde keyif yapma gibi bir şeyleri de yok. Hastane onların evleri mesela benim durumum için. Senin yaşadığın ev kaç metrekare? 15 metrekare. Ne kadar? 15 metrekare. Bir daha söyle. 15 metrekarelik bir alanda yaşıyorum. Buraya hazırlanırken zaten çok minimalist yaşam tarzını benimsemeye hazırlıyorsunuz kendinizi. O yüzden bu 15 metrekarelik alanın içinde bir mutfağım, bir tuvaletim, banyom da var. Yani ona hazırladığınız için çok zor olmadı açıkçası. Ama tabii ara sıra böyle bulaşık yıkarken kolunuzu, bacağınızı çarpıp bir şeyler düşürdüğünüz oluyor tabii. Ama galiba insan alışınca yaşıyor. Alışıyor, evet, alışıyor. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Tokyo'daki yaşamında mutluluklar. Çok teşekkür ediyorum, hoşçakalın. Hadi gelin Harajuku'ya devam edelim. Burası Harajuku, Tokyo'nun en ilginç mahallelerinden biri. İlginç olmasının sebebi şu, Japonya'nın geneline baktığınız zaman çok güçlü bir kültürel miras görüyorsunuz. Ve Japon toplumu da bu mirası olabildiğince koruyor, geleneklerinden, göreneklerinden vazgeçmiyor. Ancak Harajuku'ya geldiğinizde işler birazcık değişiyor. Batıya entegre olan ya da bir parça entegre olurken bambaşka yönlere giden Japon toplumunu, Japon gençlerini bu mahallede görebiliyorsunuz. Tabii çok önemli bir özellik daha var. Japonya'nın son dönemde dünyaya armağanı kawaii kültürü, manga, anime karakterler. Bunların hepsini Harajuku'da çok daha yakından tanıyabilirsiniz. Hadi gelin Harajuku'yu gezmeye başlayalım. Harajuku, Japon gençlik kültürü ve modasının kalbi olarak görülüyor. Bu nedenle dikkat çekmek isteyen Japon gençleri, çizgi film ya da animasyon karakterleri andıran kostümlerle Harajuku'da dolaşıyor. Dünyada bir moda akımına da dönüşen Harajuku'nun bu ilginç yapısı, bölgenin Tokyo'daki en turistik yerlerden biri olmasına yol açıyor. Tokyo'da geceleri sokaklarda dolaşmak size Japonya'nın ekonomisi hakkında önemli bir ipucu verecektir. Bakın gördüğünüz gibi her yer ışıl ışıl ve dünyaca ünlü lüks markaların en büyük şubeleri Tokyo'da. Çünkü bu markaların müşteri kitlesinin önemli bir bölümü de Japonlar. Çünkü Japonya dünyada ekonomi alanında öncü ülkelerden, en zengin ülkelerden biri. Çünkü ülke 10 yıllardır özellikle bilişim ve teknoloji alanında dünyanın lideri konumunda. Ve bu alanın yarattığı zenginlik ülkenin sokaklarına da yansıyor. Daha önce küçük bir bölümünü gezme fırsatı bulduğum Tokyo'yu tam anlamıyla görüp tanımak için çok daha fazla zamana ihtiyaç var. Ancak artık yavaş yavaş İstanbul uçağının kalkış saati yaklaşıyor. Yavaş yavaş Japonya'dan ayrılma vakti, yeni bir limana doğru yol alma vakti. Lütfen siz de liman günlüğü etiketini kullanarak seyahatlerinizde çektirdiğiniz fotoğrafları bizlerle paylaşın. Ben Sinan Kunter, programı kameraman arkadaşım Cüneyt Ali Horozal'la birlikte hazırladık. Yeni bir programda farklı bir limanda görüşünceye dek hoşçakalın.